Herkese selamlar. Arkadaşlar yeni bölümüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün CZ'deyim. Sunagolem farmlayacağım. Ortalama bir 2-3 saat, 4 saat kalmayı düşünüyorum. Karşı slot da boş. Gördüğünüz gibi Nova'yla çekiyorum. Onları da kesiyorum. Gelen giden var mı? Tek tük gelen giden var. Kaydı yeni açtım. Ben geleli bir 10-15 dakika falan oldu slota. Bir iki sürtüşmemiz oldu umanlarla. Slotu onlardan bir şekilde aldık tabii ki. Yanımda şey var. Okçum var. Alp. Onunla birlikte takılıyoruz. Bir selam geldi. Aleyküm selam yazalım. Bu şekilde farmlayacağız burayı. Bakalım ne droplar alacağız. Zaten TS için geldim ben. Çünkü evil farmlayacağım. Bana o yüzden TS lazım. Bir başlayalım ufaktan. Herhangi bir gelişme olursa anlık droptur falan filan sizlere gösteririm. Alp herhalde bir tane okçuyu buraya çekiyor. Evet, yattı. Yani bu okçuların radarına girdikleri zaman şey okçular benim magelerin radarına girdiği zaman direkt tek yiyorlar. Ancak 6-7 asas gelirse beni kesebiliyorlar. Öyle bir durum da var. Ben burada farmıma başlayayım. Hem farm olsun hem NP olsun. Gelen gelen olursa hem NP'mizi de kasarız. Drop'umuzu da alırız. Bu arada ben bütün karakterleri çalıştırmıyorum. Sadece 3 karakteri çalıştırıyorum. Adamlar geldiği zaman hatta bir tane okçu geliyor herhalde aşağıdan. Çağrı sayısını arttırmak zorunda kaldığım için mecbur arttırıyorum. Alp'in durumuna göre hareket ediyorum. Adam gelir derse fulluyoruz abi. Adam yoksa 2 mageyle devam ediyoruz drop farma. Okçu bak geliyor, ellemeyeceğim ben dalmayacağım. Benim mageler gördüğünüz gibi tekledi. Bu resmen adamı bize yemledi. Hatta PM'den de ben durum buna söyleyeyim. Adamı bize yemliyorsun diye. Nerede PM burada. Adamı resmen yemledi bize. Biz kestik. Bu şekilde bir devam edelim arkadaşlar. Bir gelişme olursa tekrar da ben sana kayıt açarım. Bir tane asas geliyor üstüme. Ufak bir kaçmam lazım. Bir tanesi öldü. Bir tanesi öldü. Öbürü içimde. Şuraya bir nova sallıyorum. Bir tane daha asas çıktı içimde. Ben öldüm abi. Bakalım benim mageler ne yapacak. Şurada bir tane kız asasa dalıyorlar. Hadi oğlum. Hadi yattı. Güzel. Yani 3'e 2 takas oldu. Güzel. Allah bereket versin. NP'mizi aldık. Bu arada bana sağlam vurmuş. 1500 vurmuş. Benim magelerde çok item yok arkadaşlar. Linen set olduğum için biraz fazla damage içiyorum. HP'mizi attık. Beni öldüren arkadaş burada yatıyor, bekliyor hala. Tabii üstüne herhangi bir mezar falan bir şey atmayacağım. Adam hakkıyla kesti çünkü. Abi killiydi. NPC'yi de bir kenara bırakalım. Şimdi farma dönelim. Ben Sonegolem'i gerçekten çok seviyorum. Çok güzel slot. Burada çöp atıyor. Kırdırmalık şar atıyor. Bus atıyor. Large Breaker atıyor. Yani CZ'de tek başınıza yapabileceğiniz en güzel farmlardan biri. Ben kesinlikle öneriyorum yani bilginiz olsun arkadaşlar. Az önce bir baskın yedik. Tor açtılar. 6-7 tane assas girdi. Angel falan açtılar arkadaşlar. Mageler yattı. Şimdi geldik slotta bir tane STR Press var. Ben dalmak istemiyorum ama bizim Alpeler de dalacak. Devam edecek. Dur bakayım ben de dalayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bu durumda. Çünkü burada farm yapamayacağız bu adamı kesmezsek. Adam herhalde bana dönecek gibi geliyor bana. Aynen bana döndü ama iki kişiyiz yani biraz zor alması bizi. Kaç vurmuş bana? 1K falan vurmuş. Yani Malis hasta iki tane yerdim. Malis atmadığı için bu şekilde kesmeye çalışıyor. Ben şimdi Priest'imi çekeyim. Kalan meşlerimi de çekeyim arkadaşlar. Tekrardan düzenimizi kuralım. Başlatalım şarlarımızı. Herhangi bir durumda tekrardan ben size kayıt açacağım zaten. Yukarıdaki slot hala boş. Buradaki arkadaş XP'ye yatmış. O yüzden ben burayı Nova ile çekmeye devam edeceğim. Kendisi geldiği zaman slotu tabii ki de kendisine geri bırakacağız. Ya burada da çok şey birikiyor, drop birikiyor da onları da bir toplayayım. Hem gelen sonra görevleri de keselim üstüne. Abi çok güzel slot ya gerçekten. Şu TS'leri biriktirip bir de evil deneyeceğim arkadaşlar. Zaten söylemiştim başında. Evil'i de 4-5 saat çekeceğim. Hem Estamp'ta çekeceğim hem de CZ'de çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir slot kesmeye devam ediyoruz. Bu arada Alp'i kesiyorlar. Ben şurada bir TP atayım da ölmesin. Garibim. Şu okçada bir dönelim bakalım. Arkadaşlar sonra göreve vurmayın lan. Hadi. Yat oğlum. Şey yaptı büyük ihtimal şu an giden arkadaşlar birlikte slota çökmek için bir darladılar ama burada biz varız arkadaşlar bizi unutuyorlar. Arkadaşlar farm çok güzel gidiyor. Droplardan da memnunum şu an. Bizim aşağıdaki okçuyu çok darlıyorlar. Şimdi gene birileri geldi. Malis falan attı herhalde. Buradaki TS drop'unu da alıp aşağı inip bir bakacağım. Bu STR Press buraya taktı kafayı gitmiyor. Yani illa burada kasmak istiyor ama inşallah bana dönmez. Bana Malis attı ama ben bir tık kaçacağım bana dönerse. Oğlum bana Malis atıp adama niye vuruyorsun lan? Geliyor. Dur bakayım bir zorlayacak bu bizi ya. Yatar mı bilmiyorum ama. Hadi oğlum. Hel kaldırtma ona. Yani biraz zorluyor bizi ama. Yani bir şekilde geldiği zaman kesiyoruz. Olan bizim arkadaki droplara oluyor. Baksanıza kutulara. Hepsi gidiyor yani. Ben koşasıya kadar. Aşağıda yine bir hareketlenme falan var ama. Ben inmeyeceğim herhangi bir durum olmazsa. Bizim okçu yapmasın diye onu tepeleyeceğim. Bakalım pres üstüme doğru geliyor. Abi yapma gelme. Ölürsün. Torment attı ama geri kaçmayı düşündü de.
Ama gelen o skillerinden sonra biraz zor çıkardı zaten normal oldu yapması. Abi buralarda bir tane asas var. Bizim okçuyu darlayıp duruyor. Yani yukarıda şu an. Abi vurun. Vur 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 vur. Şükür yattı adam. Aşırı darladı abi bizi bu adam ya. Arkadaşlar toplama son ögelemde ben 2 saat kaldım. Yani biliyorsunuz 7/24 ben orada farm atmıyorum. Bazen Discord kanallarında olsun başka yerlerde olsun işte 8 PC CZ çıkıyorlar farm atamıyoruz falan filan. Ya yani bu tür mesajlar görüyorum ama ben sadece 2 saat kalıyorum CZ'de. Onda da denk geliyorsak yani bilmiyorum ona yapabileceğim bir şey yok dostum. Ben kimseyi bilerek kesmiyorum zaten. Siz beni kesmeye çalıştığınız için yani ölüyorsunuz. Buna yapacak bir şeyim yok. Ben de normal elimle farm atıyorum zaten ama yan karakterlerimle magi onlarla da farm atmayı seviyorum. Ya benim hoşuma gidiyor açıkçası CZ'de takılmak. Ayrıca bu Boro Balrog'da sabit geni açan insanlar var. Geninin yasaklanması gerekiyorsa bence onlar yüzden yasaklansın. Ben Estat'tan gene videomu çıkarırım yani her türlü. Olmadı tek çar yaparım. B-Paint Press yapıyorum biliyorsunuz hazırlığım var. Onunla CS'e giderim onunla video yaparım abi. Benim için çok sıkıntı değil ama. Yani eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunun altında tabii ki de kesilen insanlar oluyor ama. Bilin ki hiçbir şekilde bir ego falan yapmıyorum abi. Zaten 7 tane magiye karşı bir şey yapmamanız gayet normal. Droplarımız da bu şekilde. O 2 saatte 39 tane TS. Kırdırmalıklar geldi. Bir de 7,5 M para geldi. Buz gelmedi ona şaşırdım. 2 saatte buz alamadık. Bari bir iki tane alsak iyi olurdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim Sönagölem'in farmını arkadaşlar. Bir de Evil'i çekmek istiyorum. Evil'den de birazdan başlayıp size birkaç tane kare paylaşacağım. Evil'e geldik. Burada farmımızı atacağız. Toplam 1,5-2 saat kalmayı düşünüyorum. Çok kalamayacağım. JR de var bu arada. JR'ye de gideceğiz çünkü. O yüzden 1,5-2 saat bir farmımı ben atayım. Drop alabilir miyim bilmiyorum. Açıkçası Evil bize biliyorsunuz gülüyor bazen. Çok güzel droplar atıyor. Umarım bu videoda da gülür. Bize güler, gülür. Bize güzel droplar atar. Bakalım ben şimdi ufaktan bir başlayayım. Ara ara bir şey olsa size söylerim. Geleli tam tamına 35-40 dakika civarında oldu ama sadece bir tane bu saldık. Başka bir drop'umuz yok. Evil drop'u mu kesti bilmiyorum ama yani en azından bu zamana kadar bir iki tane olsun, üç tane olsun bu salmamız gerekiyordu. Bir tane aldık. Belki sonradan açılır mı? Drop bilmiyorum. Açılır herhalde. Bir de darlama da yok bu arada. Bilginiz olsun. Şu an çok rahat bir şekilde bıraktık çarları Evil'e. Oturduk izliyoruz. Bakalım bir devam edelim. Umarım droplar açılır. Bakalım. Aha asaslar geldi. Abi yattı bu ama burayı biraz zor alırız gibi her tarafta asas var. Bir Nova'mı atayım ben ondan sonra. Abi, direkt tek yedim zaten. Bakalım bizim meşler ne yapacak. Abi iki kişi kestik karşıdan. Başka alabilecek mi? Ben izliyorum şu an herhangi bir müdahale yapmayacağım. Çünkü kesebilirler belki diye düşünüyorum ama maalesef bütün çarlar yattı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ara ara böyle baskınlar da geliyor. Yani sürekli rahat farm atıyoruz. CZ çok rahat gibi bir fikir gelmesin aklınıza. Kesiyoruz da kesiliyoruz da. Bu da minik bir örneği olsun sizlere. Slotumuza tekrardan geldik. İki tane STR Priced vardı. KS'leştik. Gittiler. Herhalde bir daha gelirler mi bilmiyorum. Şimdi herhangi bir baskın yemeden inşallah tekrar evimize rahat rahat devam edebiliriz. Dediğim gibi gelen asas 7-8 kişiyi boş verin. Yani gelen 4-5 tane asasın yanında bir tane torment olduğu zaman bizi bitiriyor zaten eritiyor direkt. Hatta bazıları direkt Angel bile açabiliyor. Ya gene geldi bizim STR'ler. Bir farmlamaya çalışalım burada. KS'leşeceğiz, MS'leşeceğiz artık yapacak bir şey yok. Kutu vermiyoruz Allah'tan. Ya çok çok nadiren bir tane alırlar sağlıyorlar. Onun dışında bir kutu vermiyoruz. Bakalım drop alabilirsek ben size göstereceğim tekrardan. Tam tamına 2 saat oldu ve sadece 2 tane buz çıkarabildik. Yani herhangi bir exp çöp item bile çıkmadı. Çıkmıyor. Herhangi bir şey de çıkmıyor. Yani sadece buz verdi 2 tane o kadar. Başka bir şey vermedi. Ya ben 2 saat farmlayacaktım ama bir 4 saat farmlayayım ya burayı. Lanet olsun belki bir şey alırız diye. Bir devam edelim. Yani drop hiç mi yok? Hiç mi çıkmayacak? Onun merakı da var şimdi içimde. Normalde ben biliyorsunuz evde geldiğim gibi abi Raptor'umu alırım, IBM'i alırım ama bugün atmıyor. Herhalde atmamaya devam edecek gibi görünüyor. Ben yine de devam edip inat etmek istiyorum. Canlarım 3. saate girdik. Herhangi bir drop'umuz yok. Bunu keserken bakmak istedim. Belki drop alırız. Kayıttayım. Çünkü 7/24 kayıttayım hatta. Bakayım bir şey alabileceğiz mi? Yani alamadık. Evet bizi şaşırtmıyor. Olsun. Bir devam edeceğiz. Belki drop murat bir şey alırız. Bu ne lan? Abi bana birden ani bir giriş oldu. Görmedim geldiklerini. Neyse onlardan da bir tane adam kestik. Ben kendimi TP'liyim. Hemen bir buff alacağım Priest'ten bir saniye. Buff mu aldım? Macemi de aldım. Nerede bunlar? Ha, tekrar geldi. SRG'de bir tane şu mesela adam içimizde. Abi biz bu adamı böyle nasıl keseceğiz? Şu Priest'te bir tane adam gitse de alsa iyi olur. Hel atıyor çünkü oradan. Okçu abi gözünü seveyim git Priest'te.
Hadi adamsın. Şimdi onu kitler en azından. Her atamasa biz bunu alırız. Lan bir tane daha çar yattı. Hadi oğlum. Yattı, güzel oldu. Presti bir kovalayayım arkadaşlar. Bir tane skill'i vuralım. 1700 idi, çok fazla değil mi açıkçası Priest'ler? Neyse, taunt attı. İki tane magemiz öldü. Şimdi ben tekrardan buff'ları yenileyeceğim arkadaşlar. Tekrar devam etmek için farma. Çünkü ebirler çok vuruyor. Buff'su direkt yatar benim bu mageler. Ben onları çekeyim. Düzenimi kurayım, devam edeyim. Bir şey olsa tekrardan sizlere kayıt açarım. Bu adamlar gene geldi. Priest'leri buff'u herhalde. Bir tek Malice attı bizim çara da. Bir tane var, yoru kestik. Abi şu sıradakini 56 skill'le vura vura nasıl alacağız bilmiyorum ya. Vur abi, vur 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 vur. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Allah'tan asas var arkadaşlar yanımızda. O güzel vuruyor. Hadi oğlum. Yok, bu beni kesecek. Ben ufaktan bir çıkayım. Neyse, aldık onu. Priest de şimdi tamam atar zaten. 3'e 2, yok 2'ye 2 bir takas oldu. Hem NP kasmış oluyoruz, hem farmımıza devam etmiş oluyoruz. Arkadaşlar Ebri tam 4 saat döndük, sadece 4 tane boost aldım. Yani her saat bir tane gerçekten de boost geldi. Yani bir saatte 2 tane boost bile almadım. Çünkü her saat bir tane boost attı düzenli olarak. Müthiş bir slottu. Yani Ebir bize bugün gülmedi. Açıkçası DK kesmiştim ben geçen bir 2-3 bölüm önce. DK çok hoşuma gitmişti. Şöyle hoşuma gitmişti. Hem coin kazanmıştım, hem işte boost, raptor, bes falan gelmişti. Güzel olmuştu. Belki şimdi de aynısı olur. Belki güzel raptor falan bir şeyler alırız. Yani hiçbir şey almasak da en azından Evil gibi olmaz herhalde. Bir şey de olsa atar diye düşünüyorum ben. Burayı bir ufaktan farmlayayım. Ara ara bir şey olursa kayda girerim ama burada çok darlanacağımızı düşünmüyorum ben. Buraya kimse gelmiyor. Genelde SG tarafında daha çok kapışmalar oluyor. O yüzden buraya gelen giden olmaz diye düşünüyorum. Ben bir devam edeyim arkadaşlar. Herhangi bir şey çıktığı zaman ara kayıtta size göstereceğim. Soldan minnak bir tatlı bir mage geliyor. Evet. Geldiği gibi de yatıyor zaten. Nova attı bize bir iki kere de. Birer kayıtta göstermedim hani zorlamaz diye. Zorladı. Zorladığı gibi de yattı zaten. Abi DK'den normalde bu kadar bes beklemiyordum ama bu 4. bes oldu. Daha geleli 15 15 30 35 dakika olmuş arkadaşlar. Yani gayet iyi gidiyoruz şu an. Bir de bir tane raptorumuz var, bilginiz olsun. 5. dakikaya geldik. Bir tane daha bes aldık. O toplamda 6 besimiz oldu. Drop olarak bu salamadık ama full bes aldık. Bir tane de raptor aldık. Hadi bir iki şey daha atarsa şu bir saat içinde herhalde evindeki o katliam iğrenç drop farkını buradan kapatabiliriz. Herkese selamlar. Arkadaşlar karakterlerde meseleler birikti. Biz az önce kayıt aldık ama mikrofon kapalıymış. Ben tekrardan kayda girdim. Bu arada bir ikide bir aldım drop'u. Diğerlerine ses kaydı olmadığı için iptal ettim. Tekrardan şimdi kayıt açıyorum. Şimdi devam edeceğim meselelere. Bir gelişme olsa tekrardan açacağım kaydı. Kapı geliyor mu? Bence gelmedi ama. Bence de. Açalım. Totemi attım. Birinden. Üçte bir. Mesut, Hı? bu tapu bana gelsin mi? Gelsin lan. Hadi. Çıkmayacak. Bakalım. Yarışıyor muyuz? Kim daha çok drop çıkaracak diye. Tabii başından beri. Hadi bakalım. Gene Ben yenileceğiz. kesin alacağım gene. 5'te 1. Bir bakalım, belli olmaz. 5. MS'de bakalım. Kapı geliyor mu? İnşallah gelir. Yok ya, böyle giderse yeneceğim sana. Oley be. Kapacağım bunu da. Sever miyiz ama? Yok. Çöp. Sonuncu MS'desin. Hı. Geliyor mu kapı? Bilmiyorum. Aç çöp. Aç. Sen açsana. Evet. Her senin şansını aldım. İyi, ben bunu kırarım. Ben kırayım mı? Tamam, bunlar neyse sen kapat. Buradan alamadık, durumu buradan mı Totemi alacağız? yapıyorum. Bak, bu benim totemim. Yok, bir daha yapma. Tamam, bir dahakine çıkacak. İlk takım alacak mıyım? Ben bekliyorum ya. Ama inşallah alırsın. Of, bugün çok şanssız gibi Mesut. Çok bir şey yok. Sen kaldır lan. Bakalım bile. Bence alacaksın şimdi drop. Oturup kalkayım mı? Yap yap. Hadi. Gele Yes. kapı. Yes. De tam lazım da. CZ'de bana lazım olur bu. Takarım ben çara. Üç tane girmişim, bir tane almışım. Yani üçüncü de benim gibi. Şimdi. Kapı geliyor. Allah'ım selam. Hadi lan. Yes. Gold yürü. Bu arada para eder bu Sen bence. geçen gün bunun gerçeğini almadın mı? Bunu artı ikiye bastım Hadi ya. ben. İmpres tutuyorum ya.
Ondan da açacağım zaten Bilmiyorum. yayında. 4 MS'de 2 tane takı. Güzel gidiyorum yarı yarıya. Ama iyi başladın ha. Tabii. Ha drop çıkar drop. Boş ver top parasını. Bak şimdi. Yok yok ona çıkmaz. Kaçta kaç gidiyor? 5'te 2 5'te iyi 2. Daha iyi. ne olsun mesela yarı yarıya. Drop'u çıkaracağım. Almam lazım artık. Bunu da alman lazım bana yetişmek için. Vallahi yapalım bir şeyler. Bütün totemleri deneyelim. Bakalım kim yendi. Ben 8'de 3 yaptım. 6'da Aa, 2 daha bayağı bir şansım İkisinden var. birinde eksi Rombo çıktı. Hadi be. Çok güzel. Geldim. Hoş geldin. Hadi. Neler oluyor Nerede neler? Duru Bilal? Duru da gelmedi güzel. Of. Üzülüyor insana. Tamam bundan sonra yarışma bitmiştir. Ben seni yendim. YouTube'da biri vardı. Kesin nazar etti bana. Bilmiyorum o kadar da. Dedi ki çok iyi çıkarıyorsun, çok iyi çıkarıyorsun. Ejder lazım ejder. Bak orada adam ilk sistemler çıkarıyor. Hadi oğlum. Ben açayım lan. Hadi sen aç. Ya hak. Demek ki sorun bende değil. Evet, sorun bende. Droplar düşmüş arkadaşlar. Yok öyle bir şey İnanın yok. ki benimle alakalı bir durum değil. Öyle bir şey yok. Ben niye çıkardım? Sen de şansa bata. İnandım. Fernandita. İnandım drop gelecek. Tamam. Onda iki çok kötüsün ya. Bugün sıra girdik. Drop çıkaran bilgisayarda oturmaya devam eder. Drop alabilecek miyim? Ne diyorsun? Hayır. Hayır mı? Sen mi geçmek istiyorsun Evet. içeri? Olamaz. Şimdi. Bir dakika. Drop nedir, nasıl çıkarılır? Evet. Görmek ister misin? İsterim. Bunda değil, öbür mesele. Ya Bunda değil. gösteremem. Tamam, bunda değil, öbür mesele ya. Bak şu mesleğe geçeceğim, tamam mı? Heves kaldı mı? Var tabii ki. Her zaman. Mavi potu boş verme. Kaç olacak bu? Bunu da alamazsam sen geçiyorsun. O zaman aldım. Abi bu ne ya? Mesut Hilal bir şanssız değil mi? Bilmiyorum da 5'te 0. Bence biz çıkacak diyor diye çıkmıyor. Bence çıkmıyor diyelim şimdi, çıkar. Ne, oyunu mu kaybettim? Çıkmıyor de. Çıkmıyor ya. Kaç abi? Gerçekten çıkmıyormuş. Peki. Takı alalım gidelim. Kırdırmalık mırdırmalık hepsi olur. Son. Oturalım kalkalım. Şöyle dönelim. Aha. Bir tavaf et istersen de. Ben de bir süre MS yapmayalım. Kaç bakayım? Çünkü droplar çok Yedide düşmüş. sıfır. Evet. Arkadaşlar, Esland evine geldik. Cezedeki evlerde biliyorsunuz adam akıllı drop alamadık. Sadece 4 saatte 4 tane bu saldım. Şimdi geldim, Esland'daki evleri denemek istiyorum. Burada ne alacağım bilmiyorum. Bir deneyelim. Bakalım 2 saatte neler alacağız. Toplam 2 saat kalacağım burada. Bilginiz olsun. İlk drop'umuzu alıyoruz şimdi. Exp Pre-Steam Pack geldi. Hiçbir ederi yok. Direkt NFC satacağız bunu ama olsun. Başladı, toplam 20 dakika oldu. 20 dakikada ilk drop'umuzu aldık. Bunun yerine X-Raptor da gelebilirdi. Tamamen şans. Bir devam edelim. Belki Raptor da alabiliriz. 45. dakikaya geldik. Bir tane boost aldık. Herhalde buradaki evirler şeye göre, CZ'ye göre bir tık daha iyi drop verecek. Bize öyle başladı, öyle gidiyor. Yani ben bir saat içinde hiçbir drop alamazsam o slottan artık çıkmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi başlar başlamaz bir silahımızı aldık, bir de boost'umuzu aldık. Bence devam ettiğimizde daha da güzel itemler gelecek diye düşünüyorum ben. 1 saat 10. dakikaya girdik. Exp impact'ımız geldi. Gayet mutluyum. Çok güzel item. Yani para ediyor mu bilmiyorum ama gerekirse artı basarım. Gene de paraya dönüştürmeye çalışırım bu itemi. Çok güzel oldu bunun üstüne drop gelmesi. Herhalde bundan sonra droplar gelmeye devam edecek. Ben not almaya da devam edeyim. Arkadaşlar, impact'ın ardından sadece 15 dakika geçiyor ve bir exp irombo alıyoruz. Gayet mutluyum. 10 numara item. Hemen satılabilen bir item, para eden bir item. Yani bilmiyorum, CZ'den daha şanslıyız herhalde burada. Ya burayı da bir de abi şu Warrior Asas tarzı böyle karakterlerle de dönmek istiyorum, biliyor musunuz? Bu aşırı heves ediyorum ya. O yüzden sıfırdan Melee serisi de gelecek. Yani bunu şey yapmayacağım, atlamayacağım. Arkadaşlar, slotu bırakmaya yakın şart aldık. Artık bu saatten sonra slotu bırakabilirim. Canlarım, silahların dışında 7 tane boost, 3 tane best geldi bu arada, bilginiz olsun. O sırada MS yaptığımız için ilerle
Ara kayda girip sizlere bilgi veremedim. Kusura bakmayın o yüzden onlar için. 2 saatlik farmda çok güzel para kazandım bu arada Evil'den. Bilginiz olsun. Evil'i de Esland'da öneriyorum. Arkadaşlar herkese selamlar. Ben toplulukta biliyorsunuz YouTube'dan soru sormuştum size. İşte merak ettiğiniz bir şeyler varsa soru nedir falan fistan diye. Şimdi gelen birkaç soru var. Ben onları cevaplayayım sizlere. Parça parça yavaş yavaş gidelim. Şimdi ilk soru Kral Cizre'de Balrog Farm'ı. Bu mümkün değil. Magellan'le mümkün değil. Ben tabii ileride Warrior Assas tarzında güzel bir karakterler toplayacağım yeniden sıfırda. Onlarla yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü bazen boş görüyorum slotu. Yeni bölüm merakla bekliyoruz. 8 bilgisayarla oynamak gerçekten aşırı zor. Yoruyor abi. Nasıl yoruyor? Mesela şimdi arkamda gördüğünüz gibi karakterler farmdalar. Ağaçtalar. KS açıkçası gelmiyor bana. Öyle bir sorunum yok şu an. Onun dışında karakterlerde bazen yeni hamuru unutabiliyoruz. Dışarı çıkabiliyoruz. Dışarı çıktığımda ben bilgisayarlarıma bağlanamıyorum. Böyle sorunlar oluyor. Yani başka bana yardım eden biri de yok eşim dışında. Onunla birlikte çıktığımız zaman tabii bir arada sıkıntı olabiliyor. 8 bilgisayarla ilgilenmek gerçekten çok zor ama ben severek yapıyorum bunu. Para için değil, zevk için yapıyorum dediğim gibi. Benim hoşuma gidiyor yapmak açıkçası. Merhaba, kullandığınız bilgisayarı anlatır mısınız? Benim bilgisayarım arkadaşlar 4090 ekran kartım var, i9 işlemcim var, 64 GB RAM'im var. Yeni topladım bu bilgisayarı. Renderlarda kullanıyorum bunu. Onun dışında diğer bilgisayarlarımda, laptoplarımda hatta şu şimdi benim laptoplardaki özellikleri sormuştunuz. Gördüm, bende şey var. i5 10. nesil işlemci var. 8 GB RAM var. 2 GB da ekran kartı var. Yani çok yüksek bir donanım gerektirmiyor Knight biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir laptoplar aldım ben. Hem yatırım amaçlı oldu. Ben aldığımdan %100 fiyatı arttı aldığımdan beri. Açıkçası memnunum. Bu arada bu da benim Priest. Priest'in skill'lerini falan soranlar olmuş. Onlarla ilgili de bir ufak bir gösterim yapacağım sizlere. Bilgisayar özelliklerini de sizlere gösterdiğime göre burayı da kapatabiliriz. Pazar özellikleri nasıl olması lazım? Bu laptop gibi bir şey alabilirsin dostum. Yani 10. nesil i5 işlemcili bir şey alabilirsin. Kasmaz. Yani ben pazarda bazen çarı bırakıyorum. Kastığı zaman sinir oluyorum. En azından kasma sorunu yaşamazsın. Almışken de güzel bir bilgisayar al. Beni dinlersen. Gerisi sana kalmış tabii ki. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi arkadaş demiş ki bende 5 PC var. Nereye gitsem herhalde slotlarda çok insan hile kullanıyor. Kops kullanıyor tarzı bir şey gelmiş. Bu arkadaşa da buradan benim söylemek istediğim eğer bütçen varsa taksi yapmanı öneriyorum. Taksi yapamayacak durumdaysan Mage dizme abi Mage çünkü masraflı. Ben Mage'nin masrafına yani yetişiyorum açıkçası benim o maddi çok bir sıkıntım olmuyor ama Mage yerine Warrior, Assas, Okçu yani Okçu dediğim Assas oluyor. Warrior, Assas, Priest karışık yapabilirsin. Bir tane de Mage açıp TP'ni yapabilirsin. Benim önerim bu şekilde olur sana. Mage açmanı önermiyorum. Ya şöyle önermiyorum. Burada Satyros boş olsa, Half Troller boş olsa git aç Mage'ni. Çöpünü sat, kas sat, süper para kasarsın. Ama Copser'lardan geçemediğimiz için slotlara ben bunu önermiyorum. Copser yoksa slot boşsa geçeceksen Mage açabilirsin. Aynen taksiye girse güzel para kazanırsın. Eşim yazmış bunu da. 3 tane bilgisayar masrafı ne kadar olur? Hangi slot kazandırır? Yani Job hangisi? 3 Mage bir Priest düşünüyorum. 3 Mage bir Priest tamam okey ben de güzel bir fikir. 3 Mage bir Priest yapabilirsin ama şöyle söyleyeyim. Çöp slotuna geçmen lazım. Az önce dediğim gibi. Çöp slotlarında da Copser'lar var. Bu büyük bir sıkıntı bizim için. O yüzden Ağaç yapabilirsin ama 3 karakteri hatta 4 karakter oluyor Priest'le beraber kurtarmaz bilgin olsun. Çünkü oturan karakterler lazım para kasman için. Bunu zaten cevaplamış olduk. Herhangi bir sorun yok. Sadece bekliyoruz. Dizi niyetine eyvallah dostum sağ ol. Reis Farm gerçekten kurtarıyorum. Çok merak ediyorum. Farm kurtarıyor. Ben Ağaç'ta 8 bilgisayar oturduğum için beni kurtarıyor. Ben burada 3 bilgisayarla farm yapsam beni kurtarmayacağından eminim. Şurada bir buz gelmiş. Onu da siz görebildiniz mi? Gerçi göremediniz. Buz geldi az önce Ağaç'tan. Ağaç'tan güzel buz alıyorum. Yani beğendiğim bir slot ama 8 bilgisayar olmasaydım Ağaç'ta kalamazdım. Çünkü masrafı yüksek. Pot masrafıydı. Cart çurttu. Kral kolay gelsin 8 insanların. Aklım çeldi. Gelen giden işi bilmeyenler. Arkadaşlar ben zaten size bakın en başta söyledim ben 8 karakteri zevk için yapıyorum bunu ticaret için önermiyorum dedim sizlere. Tekrar söylüyorum önermiyorum bunu yapmayın.
Eğer zevkin eğlencesine takılacaksanız benim gibi yapabilirsiniz. Ama ben illa para kazanacağım abi. 8 bilgisayarda para kazanmak istiyorum diyorsanız şu an oyunun en mantıklı yatırımı, en büyük kazancı taksidir. Taksi yapabilirsiniz. 8 şar OTP işini ben arkadaşlar kendim zaten eşimle beraber 3-3-6 karakter yapıyor. Bir de akrabalardan, aileden, eşten, dosttan hallediyorum bunu. Çok basit. Yani hiç mi tanıdığınız akrabanız yok? Hemen alabilirsiniz onlardan OTP'yi. Şöyle OTP alabilirsiniz. Ben telefonlarına kurmuyorum onların. OTP bilgisayara kuruyorum. Herhangi bir sorun olursa arıyorum. Telefonla yardımcı oluyorlar zaten. 7/24 tabii ki de iletişime geçmiyorum. Hilal her şeyi yorum yapmışsın. 250 TL fazla geliyor. Çalışacağını sorayım. 2 PC var. 2 Magi mi açmalıyım? Hayır. 2 Magi açma. Bir Pires, bir Warrior yapabilirsin. Hatta üçüncü bilgisayarı çıkarıp bir tane Asus açarsan çok tatlı olur. Asassız olmaz. 8 karakterleştirme önerin nedir? Taksi. Taksi, taksi, taksi. Tek modem kaldırıyor mu? Arkadaşlar beni tek modem kaldırıyor. Şöyle söyleyeyim. Tek modem nasıl kaldırıyor? 100 megabit internet hızım var. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ama 100 megabitin altında bir hızınız varsa yapamazsınız. Haberiniz olsun. Çünkü sürekli DC veriyor. Şununla cevapladık. Kolpazar ortalama sponsor. Bu gizliliğe dayalı bir şey olduğu için buna cevap veremiyorum. Kolpazar sponsorluk muhabbetini ama çok sağ olsunlar, güzel destek çıkıyorlar. Yani videoları yaparken büyük bir destek alıyorum onlardan. Bunu cevaplamıyorum. Ne kadar harcadın? Hesaplamadım yani. İki bilgisayarım var. Hangi joblara nerede dönebilirim? Kazanç sağlayabilirim. Arkadaşlar, Sone Golem, Giant Golem. İki karakterle bunları çok rahat dönersiniz. Ama boş yakalarsan geçmeni öneririm. Onun dışında Brahman olabilir. Apost olabilir. Deru olabilir. Bunları düşük levellerde dönebilirsin. Onun dışında aklıma gelen Dark Knight bitti. Raptor'un fiyatları çok kötü. O yüzden Dark Knight şu an önermiyorum. Raptor fiyatlarına göre 10M'leri çıkarsa tabii ki de yapabilirsiniz. Bunu cevapladık. Discord'dan bana 7/24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 7/24 ne zaman isterseniz yazın. Zaten yazanlar oluyor. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Her zaman cevap veririm sizlere. Ne olursa olsun konu yazın. Hiç sıkıntı değil. 8 bilgisayar tek bilgisayar oynatabilen kops. Ya ben böyle şeyleri kullanmıyorum. Önermiyorum. Maddi sıkıntı, maddi dert bunları. Ban yere oturursunuz. Neden kops kullanıyorsun? Buna cevap bile vermiyorum. Arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi kendi bilgisayar özelliklerinin, karakterinin ayrıntıları olsun. Şimdi Magi'nin ayrıntıları da geleyim sizlere. Hemen şuradan ekranımı değiştireceğim. Night Online. Aynen. Şimdi Magi'mize gelelim abi. Magi'de. Magede normalde bunu 35 yapmanız gerekiyor. Ben Avaç'ta olduğum için bunu 50'ye alıyorum. Çünkü slot bazen şurada çıkabiliyor, şurada çıkabiliyor. Mage bunu çekmiyor. Çekmediği için de bir sıkıntı oluyor bu. O yüzden bunun ayarını 40 ya da 45 ya da 50 yapabilirsiniz. Skiller. Skiller benim bu şekilde. Yani önerim de bu şekilde. Tekli skillerde çok güzel vuruyor skor. Bende skor staff var. İtemlerime geleyim. İtemleri de çok soranlar oluyor. Arkadaşlar bende Dual, Kristal Relic var, Old, Amulet var, Magic Power, Kristal Belt var. Bunu Skebelt'le değiştirebilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor. Bilginiz olsun. Öyle abartılı bir şey yok bunun. Dual'de Old FR var. 8 Dinel Set var, MP. Bu şekilde de işte Bahamutlarım var, Patoslarım var, Kanadım var. Bunları neden alıyorum? Bunlar çünkü magilerim dayanmıyor. Mecbur bu kadar HP'yi almak zorundayım. İşte Magen'in ek bir masrafı da bunlar oluyor. Puslarda büyük bir masrafa giriyoruz Magelerde. Bilginiz olsun. O yüzden Magi'yi ben çok önermiyorum. Şimdi Priest'teki şeyi sormuşlardı. Skill'leri sormuşlardı. Ben şimdi onu da göstereyim sizlere. Hemen şimdi bağlanıyorum buradan. Sistemimize gelecek olursak Ağuç'taki olayı gösteriyorum ben size. Bu Ağuç için geçerli. Helimiz 72'de. Tekli 10K'mız var. 1920 helimiz var. Supportta da asla tekli buff kullanmayın. Mutlaka toplu atın buff'ı. Çünkü mageler teklide yatıyor. Magenin bir sorunu da bu. Bir ton sorunu var. Bir de bir sorunu da bu var. Yani buff kaçtan ölüyorsunuz. Bu büyük bir sıkıntı. O yüzden toplu buff kullanmanızı ben öneriyorum. 8 karakterleştim, zarar ediyorum. Ne yapmam lazım? Yani beni izleyip bu şekilde başlayan çok kişi var. Ben önermiyorum yani bu şekilde başlamanız oyuna. Önce bir başlayın, bir bakın ne yapabilirsiniz. Ya da siz tek karakter oynayın. Yani bu kadar karakter açmanıza da gerek yok. Ama illa bu kadar karakter açtıysanız taksi yapmaya çalışacaksın abi. Başka bir çözümün yok senin. Taksi yapmaya çalışacaksın. Adam bulacaksın, kasacaksın.
Bu şekilde döndüreceksin yani bütçeni. Ben şu an sana çöp slotu öneriyorum ama çöp slotları dolu. Gidip kase atıp alabilirsen tabii ki de almalısın. Slot olarak ne öneriyorum? Slot olarak ne öneriyorum? Stane Golem, Giant Golem öneriyorum. Çöp slotlarının hepsini öneriyorum. Yani gidin rahatça farmınızı yapın açıkçası. Hiçbir sıkıntısı yok onların. Çok vurmuyorlar, az da vuruyorlar. Başka... Yani başka önerebileceğim Ahch var. Çöp slotları var, Ahch var. Zaten bitiyor. Arkadaşlar bu oyunda yapabileceğim şeyler sınırlı. O yüzden şurayı gidin illa farmlayın diyemeyeceğim. Çöp slotlarına çökebiliyorsanız çökün. Lüfer sonunda da var bir iki tane çöp slot. Oralarda da yapabilirsiniz. 8 karakterle başlamak, 8 karakterle başlamak istiyorum. Önerilerin neler? Arkadaşlar ben 8 karakteri Mage ile başladım. Pişmanım. Yani pişmanım dediğim çok güzel içerikler ürettim. 10 numara 5 yıldız. Sıkıntım yok Mage'lerle o konuda. İçerik üretmek için Mage tabii ki de önerdiğim bir job. YouTuber'lık yapmak istiyorsanız ama bunun dışında ben olsam 4 tane varıyor açardım. Yanında da işte Priest Asasın magesini açardım. O şekilde oynardım. Bilginiz olsun. Cevaplayacaklarım sorular bu kadar. Yani atladığım bir şey yoktur umarım. Dediğim gibi bana 7/24 Discord üzerinden ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben her zaman sizlere cevap veririm. Hiçbir soruyu da cevapsız bırakmam. Merak etmeyin. Eğer cevabını bildiğim bir şeyse. Bunun dışında eklemek istediğim şu kupon muhabbetlerine yani kod muhabbetlerine katılın arkadaşlar. Şimdi burada da bir kod etkinliği yapacağım. 100 liralık, 50 liralık. Bunlara katılın. Bunları ben size dağıtayım. Bunlar çünkü benim elimde bekliyor. Dağıtamıyorum sizlere. Rica ediyorum. Yorumu yaptıktan sonra kazananlar beni bulsun. Böyle bir sorun da yaşıyoruz. Ondan sonra başka ne diyeyim size? CZ'de bile drop alamadık. Estalt'ta çok güzel droplar aldık bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani eklemek istediğim şu an bir şey yok. Aklıma da gelmiyor açıkçası. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi başlamadan önce lütfen bana ulaşın oyuna. Yok 8 bilgisayar yapmak istiyorum. 4 tane yapmak istiyorum. Bana ulaşın. Ben ufak tefek de olsa sizlere fikir vermek istiyorum. Onun dışında naçizane geri kalan sizin bileceğiniz bir iş tabii ki. Ben o kadarına da müdahale edemem. Ben elimden gelince destek olmaya çalışırım sizlere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.